Hepiniz hoş geldiniz efendim. The Tenant'la karşınızdayım kıymetli dostlar. Ve The Tenant'taki serimiz kaldığı yerden devam ediyor efendim. Biliyorsunuz bu oyunda sıfırdan zirveye emlakçı olma kariyerinde ilerliyoruz. Daha doğrusu emlakçı olma değil. İlk başlarda küçük bir ev sahibiyken ki ilk evimiz Ahan'da görmüş olduğunuz gibi bu. Sonra yavaş yavaş ek işler yaparak zenginleşip daha fazla daire alıp bunları kiraya verip bunun üzerinden hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. En son yaptığımız yerleşim yeri gerçekten de büyük bir hataymış. Şurada görüyorsunuz zaten, yani hakikaten iğrenç bir mekan burası. Öğrenci evi gibi. Herkese böyle minik odalar verip bu ortak alanı ve ortak duşu falan kullanmak suretiyle ayarladım burayı. Ama buradan çok verim elde edemiyorum. Hatta şöyle göstereyim, biz buradan sanırım sadece 182 dolar falan kazanıyoruz. Bir tane daha ev inşa etmişim. Burayı da iki kişi kendi arasında bölüşüyor efendim. Şurada görmüş olduğunuz gibi bura hiç yoktan biraz daha iç açıcı böyle. En azından bir tık daha. Ana girişten giriyorlar efendim. Sol taraf birinin odası, düz güttüklerinde başka birinin odası. Bir de kullandıkları ortak banyo var. Ve genel olarak sistem bu şekilde. Mutfak sayısını falan teke düşürdüydüm yanlış hatırlamıyorsam. Normalde bunun da mutfağı vardı bu odanın. Tek mutfak kullanıyorlar artık. Zira sığdıramadım. Koşu bandı falan istedi. Ve genelde evi dekore et diye gelen adamların hepsi şey diyor, ne olur burayı eski haline çevir. Çok kötü bir iş yapmışsın falan diyorlar böyle. Ne oluyor abi? İki tane mesajımız var. Meryem bu dönemin parasını gönderdim diyor. Fatih biraz geç ödedim kusura bakma, o yüzden sana fazladan ödeme yolladım diyor. Aa, bu bizim gangster reis de şey veriyor. Alkolik gangster bir kadın var. Bu da şu an evde parti veriyor abi. Ya okey, takılın. Şimdi sevgili arkadaşlar, bizim bir görevimiz var, tamam mı? Tamamdır. Biri daha kirayı yolladı. Bizim bir görevimiz var. Bu görevde bizim aylık olarak pasif 8000 dolar gelir kazanmamızı istiyor. Dolayısıyla lüks güzel bir ev yapıp orayı dizip daha çok şey yapmalıyız. Ne oluyor hocam? Buradaki bazı kiracılar çok gürültü çıkarıyor. Onları azarla yoksa sonuçlarına katlanırsın. Onların üstüne çok gelme. Çok yardımcı oldun adi herif. Gidip tabii ki hiçbir şey için kendi kiracıma kızmayacağım ama tabii yandaki ev sahibi birazcık şey yapıyor gibi. Biraz sıkıntı ediyor gibi. Tam herkes parasını gönderiyor genel anlamda. Bütün mülklerimizin ödemeleri otomatik ödeme talimatında. Dolayısıyla baktığınız zaman faturalardan 4465 dolar gidiyor. Ama çok şükür aylık olarak 5249 dolar köşeye koyuyoruz. Bir sıkıntı mı var hocam? Nedir problem? Bunlar birbirleriyle anlaşamıyorlar galiba. Bu kiracının mutluluğu onarttı. Şimdi bir de evlerde şöyle bir problem var. Ev sahiplerinin ev sahibi kiracı anlaşmasından ziyade kiracıların birbiriyle anlaşıp anlaşamama durumu var. Bir evde iki kişi kalıyorlar, bir evde üç kişi kalıyorlar falan. Onların durumlar biraz gergin. Baksana bunların böyle birbirlerine bakış açıları falan var. Şu mesela Fatih hiçbirimizi sevmiyor. Öğretmen, programcı, öğrenci. Üçü bir arada oturuyor. Aslında fena bir combo değil yani. Şu iki kız da birbirini sevmiyor. Riya ve Meryem. Abi en güzeli tek daire yapıp vereceksin ya kiraya. Aa, burası satılık mı? Minik karavan. Baba satılıksa alırım be. Ama burada şu şekilde işliyor olay. İhalelere katılmak gerekiyor galiba değil mi? İşler yapıp para kasarız. Bir 100 bin dolar falan para kazanalım. Bütün her yerde güvenlik kamerası var. Yusuf'um. Bütün her yerde güvenlik kamerası var. Bak şu görevi yaparsam bizimkilerden biriyle ilişkim ilerleyecek. 1000 dolarlık bir bütçe var. Doğru kiracının bulunması için yardıma ihtiyacım var. Aa, yok onu alamam ya. Uğraşamam abi. Bebek bakıcılığı görevi var.
12 bin dolarlık ödeme yapacak bir iş var. Konforlu bir oturma odası oluşturmak istiyorlar. Alırım görevi de şeyi anımsayamadım ya. Bölgelerden mi girecektik? Kenar mahallenin birindeyiz biz şu anda. Şeye ihaleye giriyorduk baba. Şunu sil ya. Fotoğraf modundan çık. İhaleye giriyorduk agacım. Balıkçılık muhabbeti. Allah Allah. Yeni getirdiler herhalde bu muhabbeti. İp gerginliği falan. Evet anlamadım. Evet özelliklerden şey yapılıyordu. Özelliklerden satın alınacak mülk. Ama 45 bin dolara minik bir karavan var aslında. 45 bin dolara şu karavanı alsam katılamıyorum. Niye lan? Sahip olunan mülkler 3'te 3. 10 bin dolar verip seviye alıp yükseltmem gerekiyor. Yükselt. 15 bin dolar verip seviye alıp yükseltmem gerekiyor. 18 level olursan yükseltebilirsin diyor. 19'um yükselt. Tamam toplamda 5 tane mülk sahibi olabiliyorum. Ama şu an o mülklere ödeyebilecek param kalmadı. Dolayısıyla sanırım ben iş kovalayacağım abi. Şu 12 bin dolarlık işi bana bir ver. Ben ilk üniversite okumak için Palermo'da ev tutmuştum. Yan komşum her akşam başka kızlarla eve geliyordu. Değil mi? Şurada bir temizliğe başla diyerek içeri girelim. Ya insanlarla bir arada yaşama muhabbeti birazcık şey. Yani tabii ki isteyen istediğiyle eve gelir de hani kendi özgürlüğü senin haklarını kısıtlayıncaya kadar. Yani mesela ben ne yapıyorum mümkün mertebe? Şimdi arkadaşlar benim şu an yayın yaptığım oda üst kat komşumun yatak odası. Dolayısıyla yatak odasını hani uyumak için akşam belli bir saatten sonra kullanıyorlar. Örneğin saat 11 gibi. Sabah 10'da falan değilsem ben mümkün mertebe saat 11'den önce işimi bitirip yayını kapatmaya çalışıyorum ki kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok. Ben de komşumu rahatsız etmeyeyim. Allah razı olsun onlar da aynı incelikte, aynı nezakette davranıyorlar. Önceden mesela evli olmadan önce salonda yayın yapıyordum. Salon bağımsız. Hani hiç yan komşuyla bağlantın yok. Herhangi bir şekilde sesin gitmiyor. Bununla beraber bir de salon çok fazla kullanılmıyor. Komşularım çok ponçik insanlar. Hani belli bir yaşın üstünde oldukları için minik bir odada televizyon seyrediyorlar. Onun dışında salon kullanılmıyor. Ve ben de salonda yayın yapıyordum. Çok şükür bak 6-7 senedir aynı yerde oturuyorum hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama insanlarla bir arada yaşamak belli bir hassasiyet gerektiriyor. Yani insanların birbirine karşı şey olması gerekiyor, anlayışlı olması gerekiyor. Bu arada amcamın maşallahı var. Görüyor musunuz dostlar? Bütün ürünleri tamir edip cebe attık. Bunlar şey bu arada. Bunları ev sahibi zaten at diye şey yapıyor. Ya, tamir edip yerinde de bırakabilirsin de. Ben şey yapmayı tercih ettim. Ceplemeyi tercih ettim. Selamlar Yefe, hoş geldin. Ben şahsen salonumun yanında örs olsun isterdim, değil mi? Kendi kılıçlarımızı dövelim abi. Bannerlord style'a. Hocam şurayı yenilemeye başlayalım. Teşekkür ederim. Kiracımız kirasını göndermiş. Yenilemeye başlayacağımız yer burası ve orası. Şimdi bunları satacağım. Arkadaşlar bu satış ev sahibinin bütçesine ekleniyor. Bu arada ev sahibinin bütçesine ekleniyor ve o bütçe artıyor. Ona göre bir şeyler yapıyoruz. Şimdi benim kameramın olduğu yerde bazı şeyleri göremeyebilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim. Genel olarak adamın istediklerini yapıyorum. Bu büyük alanı oturma odası olarak ayarlayacağım. Eleman bana diyor ki ben diyor
sosyetik ve nostaljik tarzda bir yer istiyorum. Mümkün mertebe sosyetik yoksa nostaljik. Parke kullanılmasını istiyorum. Yani sosyetik diyebileceğim bir parke yok. Rustik bir parke var. Pahalı malzeme kullanalım diyerek rustik parke döşeyebiliriz. Sadece zen olmasını istiyor eleman. Mavi sosyetik. Aynen bak. Şehir manzaralı bir oturma odası yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu görevleri yaparken sizin tasarımınızın pek bir önemi yok. Nostaljik. Nostaljik temada bir şey yapabiliriz buraya. Sizin tasarımınızın pek bir önemi yok çünkü adam ne isterse onu yapmak durumundasın. Ve bu beyefendi nostaljik ya da sosyetik işlerden hoşlanıyor. Televizyonla alakalı. Ha, sosyetik. Ulan televizyonun sosyeti şeyi mi var ya? Elektrik falan var mı burada? Var galiba. DVD oynatıcı. Babu şöyle araya girer be. Oyun konsolu. Nostaljik bir oyun konsolu mu kullanalım acaba? Bilemedim. Şöyle yan girer mi oraya? Şunu mesela acık şöyle bir taşısam. Bunu mesela şöyle araya alsam. Araya girmiyor. Bu dönüyor mu? Dönmüyor baba. Vallahi yukarı koyacağım kanka, yapacak bir şey yok. Oyun kumandası. Sosyetik kullanalım. Gerçi konsol nostaljik. O yüzden konsolla uyumlu olsun diye nostaljik parçalar kullanalım. Ve oyun. Oyunları da şöyle üste koyayım o zaman iki tane. Yani tamam, yukarıda olmasının bir anlamı yok da ne yapayım? El mecbur böyle yapıyorsun. Şunu tam şöyle karşıya aldım. Ellerine sağlık yavru. Tam şöyle televizyonun karşısına aldım hocam. Kanepeyi koydum mis gibi. Bir tane de koltuk. Şimdi şöyle düşünün. Bu mutluluk buff'ını arttıran bir şey. Mutluluk buff'ını arttıran bir şey olduğu için bu şekilde ayarladım. Bir tane sehpa. Okey, sosyetik bir sehpa olur buraya. Ne oldu, kanepeyi saymadı mı? Abi sayıyorsun kanepeyi artık. Kitap rafı. Arkadaş bunlar neymiş böyle ya? 4 tane kitap rafı istiyor herif. Şu duvarı kullanalım mı kitap rafı için? Bence burayı kullanalım. Öyle değil, böyle dön. Birleştir, birleştir. Minik bir kapıyı rahatsız ediyor orada. Ona da şöyle şu kenara bir yere büyük bir şey yapayım. Paramız ne kadar kaldı? 13 bin dolar kaldı. Oo. Bazı konularda dikkatli olsak iyi olur. Paranın 13 bin dolar kaldığı gerçeği beni biraz ürkütüyor. Şöyle şurayı da dizelim. Tatlı sehpalar be. Şey, dolaplar. Ama adam çok fazla evin içerisine eşya istiyor mesela, bence. İyi yaptın baranım, iyi yaptın kardeşim. Birader şömineyi ben nereme koyayım yani? Manyak herif.
Vallahi manyak herif ya. Ne oluyor? Bura iptal oluyor. Böyle. İptal olan neden yok. Yani. Sandalye. Sosyetik tarzda. Odun. Şömine alev standı şöyle dursun. Büyük bitki. Abi yeter la. Ya evin var ya yani her yanı doldu anasını satayım ya. Götü başı her yeri doldu birader bu. Bu neymiş abi daha bitmedi daha bitmedi. Daha bir de küçük bitki falan var. Mümkün mertebe sosyetik şeyler kullanmaya çalışıyorum. Herhalde burada bunları kullanacağım ya. Kaç tane istiyor? 3 tane küçük bitki istiyor. Ev tıkış pıkış oldu birader. Ev var ya böyle hani tıkış pıkış oldu. Abicim beni bir sal diye yalvarıyor resmen. Gene fena bir iş çıkarmadık bence ama. Aynısından kullanmak zorunda olmasam da gıcıklık olsun diye aynısından kullanıyorum. Yahu daha ne koyayım ben bu eve ya? Bunların tepesine koyayım da bari. Şükürler olsun ki bitti. Ama yatak odası için sadece 8.000 dolar paramız kaldı. Ve adam ayna ve duvar dekoru da istiyor. Gramofon istiyormuş özel olarak. Münasip bir yerine sokuver bunu. Herhangi bir yere ayna istiyor. İki tane de duvar dekoru istiyor. Tamam. Bir tek geriye yatak odası kaldı. Yatak odasına da 5.000 dolar bütçe kaldı. Valla ne geldiyse artık elime onunla şey yapacağım. Buraya gene var ya şey isteyecek değil mi böyle? Rengi mengi çok fena lan. Buraya gene damar gibi eşya isteyecek böyle. Zen kullanmamak lazım bu arada. Gardrop. Abi sosyetik gardırop koyayım da gardırop yani. Para kalmadı. Helal edeceksin artık para kalmadı. Anlıyorum. Çalışma masası. Nereye ulan nereye nereye yani nereye koyayım çalışma masasını ya? Abi hayvan mısın nesin anlamıyorum ki ya. Modern bir çalışma masası kullanalım. Komodinlerden biri iptal olmuş, şey yapamıyormuş. Daha bu yazıcı mazıcı istiyor. Benim buna kesinlikle ucuz bir şeyler kullanmam lazım.
Bir kulaklığa yer kalmadı. Kulaklık tamam da yazıcı niye çalışmıyor? Yazıcıya şey lazım. Masayı falan değiştireceğiz abi. Çalışma masasını falan değiştireceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Öyle alelade şeylerle geçiştirip bitireceğim işi. Daha buraya elektrik gelecek çünkü. O ne lan? Öyle dana gibi peluş yumuşak mı olur birader? Harbi dana gibi yani. Hocam? Garip. Tabii ki her gün saat 1'de YouTube'a Bannerlord geliyor sevgili arkadaşlar. Aleykümselam Ayin Panda, hoş geldin. Ya küçücük odaya o kadar çok şey istiyorlar ki artık gerçekten hani baymış vaziyetteyim. Şöyle bir an evvel adamın verdiği işi bitirip buradan çıkmak istiyorum artık çünkü sıktı. Sıktı, baydı, bunalttı. Fazlasıyla bunalttı hem de. Tamam, yapmamız gereken tek şey buraya elektrik aksanı çekmek. Onu da buraya çektik mi? Bir buraya, bir buraya. Bitti gitti. Hadi Allah aşkına işi teslim edip gidelim ya. Vallahi yalan yok. Oturma odasına çok hevesle şey yaptım. Bütün parasını da harcadım herifin de. Enver abim hoş geldin. Ne oldu? Biri mesaj attı gene. Dönemin parasını gönderdim. Teşekkür ederim. Borcu harcı olan var mı? Ha yok. Bütün kiracılar borç ödüyor. Ne? İster inan ister inanma evin etrafında bir grup hamam böceği var. Amcam halleder. Abi evde bir grup hamam böceği değil. Yani hamam böceklerinin içinde ev var. Bura onların artık. Harbiden bura onların yani. Şunlar çamaşır mı? Çöp mü? Rica ederim ne demek? İşle alakalı müşterinin eleştirisi nasıl? Her boku beğendi herhalde. Tabi lan ne sandın? Puan verseydin. Üf. 15.180 dolar bonusuyla şeyiyle beraber. Bayağı da bir saygınlık arttı. İyi, iyi yaptık canım. Teşekkürler, teşekkürler. Herkes kirasını yatırıyor bu arada. Şu 300 dingillerin kaldığı ev benim çok gıcığıma gitmeye başladı. Yani sadece 182 dolar kazanıyorum buradan ve bu bana sıkıntı yaptı. Bünyamin'cim her gün saat 1'de gelir Bannerlord videosu. Gelmemişse bir sıkıntı var demektir. Bu sıkıntıyı da nasıl çözebiliriz? Şöyle çözebiliriz. Hangi serinin bölümünü izlemek istersin? Gerçi en son Mateus atmışız. Lucius atam. Lucius serisi bölüm 3. Demek ki ayarlamamışım bugün. Bir saniye. Halledeceğim. Halledeceğim hocam.
Bende. Lucius serisi bölüm 3. Geldi efendim. Geldi. Şu an kanala video geldi. Bunları bir ara ben komple bir zamanlayayım. Her güne bir video düşecek şekilde. O kadar çok oynadım ki elde gerçekten çok bölüm birikti. Bir de anasını satayım bölümler de 1,5-2 saatlik, 1,5-2 saatlik böyle. Hayır abi çok yaşa ya. Duble günah. Abi bu oyunlarda, bu tarz oyunlarda genelde amca faktörü çok etkileyici oluyor. Mesela Big Ambitions'ta falan da aynı şekilde. Nasıl sıçarken sansür var. Big Ambitions'ta falan da aynı şekilde mesela. Amca bize dükkan bırakıyor, şey yapıyor. Amcaların hakkı ödenmez ya. En azından oyunda. Şimdi bana iş lazım hocam. 11 bin dolar elit oda. Ya ben artık büyük bir oda şey yapmak istemiyorum. Büyük işlerle uğraşmak istemiyorum. Çünkü büyük işler genelde yoruyor. Bir tane yatak odası yenilenmesi var. Bir saniye. Geldim. Şimdi burası için yatak odası yenilemesi istiyor. Ve buradaki adam modern bir tasarım istiyor. Sosyetik tasarımdansa hoşlanmıyor. O halde elimizden geldiğince her şeyi modern bir şekilde halletmeye çalışacağız. Peki modern görünüm yoksa ne yapacağız? Modern görünüm yoksa adamın istemediği bir şey yapmayacağız mesela. Modernle normalde ne uyar bilmiyorum. Bence riske girmemek için temel kullanalım. Farklı bir yatak odası olacak burası ha. Buraya yatak odası değil, banyo lan. Adamlar banyo yeniletiyor. Hele dedim abi buraya yatak odası için pek uygun değil. Pek iyi olmadı gibi. Modern duşakabini şöyle koy. Duşakabin değil bu tabii. Küveti şöyle koyalım. Hem küvet hem duşakabin. Olur abi. Modern bir şey. Acı bu da küvet gibi yalnız. Birini de böyle koyalım. Hiç bakmadım sevgili Ayin Panda. Empire of the Underground'a. O zaten bildiğim kadarıyla ücretsiz olarak dağıtıldı bir ara. Şimdi bunda modernlik var da hem modern hem sosyetik.
Yani modern artı sosyetik sayılıyor mu acaba? Onu bilmiyorum. Kurutma makinesi. O da modern sosyetik. O kurutma makinesi ötekinin cücüğü gibi lan. Çamaşır kurutma askısı. Şöyle kenara koy. Tuvalet. Direkt modern var mı? Ha, direkt modern bir tuvalet. Ya ekstra su tesisatı çekmeye niyetli değilim de. Çekilir 2 dakikalık iş ya. Abi öyle çekilir vallahi 2 dakikalık iş. Tuvalet kağıdı. Şu modern bir görünümmüş. Tuvalet fırçası. Bu da modern bir tuvalet fırçasıymış. Pompanın modern bir şeyi yok gördüğüm kadarıyla. Yaşar, görüşmek üzere. İyi dersler. İyi dersler sevgili dostum. Banyo kilimi. Bura kedicik olsun. Şura yaprak olsun. Burada çilek olsun. Kilimleri direkt diğerlerinin altına kaktırdım ama. Çamaşır sepeti. Aa, rakunlu makunlu çamaşır sepeti abi. Çamaşırlar varken oturuyor gibi duruyor. Bu yere mi koyuluyor bu havluluk ya? Okey. İkimiz ortak kullanın. Duvara monteli yok mu? Yere koymasaydık keşke havluları. Yani tercihen kurutucunun üstünde dursun havlular. Abi plastik ördek. Sıvı sabun. Adamlar lavabo istemedi kral, farkında mısın? Saç fırçası. Sıvı sabunun sosyetik bir yeri yok değil mi? Çamaşır makinesinin üstünü kullanalım bu iş için. Adamlar harbiden el yıkayabilecekleri bir şey istemediler ha. Tıraş makinesi. Oğlum ayna falan da istemedin. İkinci bir saç fırçası. Ayna falan da istemedin kanka. Dört tane deodorant. Belli ki minik bir koku problemimiz var. Ve üç tane duvar bitkisi istiyor. Abi gördüğüm en saçma banyoyu falan yapıyoruz herhalde. Birader bir el yıkama alanı falan şey yapsaydınız mesela. Adamların elini yıkayabileceği hiçbir şey yok abi. Adamların elini yıkayabileceği bir şey yok. Bitmedi mi? Bitti. E hadi defolup gidelim mi adam? Adam burayı sevecek yani. Başka bir seçeneği yok bu zevksiz herifin de. Yani çok garip lan. Tamam, işi teslim et abi. Lavabo, el yıkama, ne bileyim ayna. Belki aynayla falan bir şeyler yapılabilirdi. Ayna uygun olabilirdi. Kanka pompa tek çeşitli. Yani bunu beğenmedim deme hakkını senden alıyorum. Genel anlamda beğendi sanırım. Emine Hanım selamlar, hoş geldiniz. Ivır zıvır eşyalar geldi. Seviye aldık ve müşteri de gayet beğendi. Döşemeyi beğenmemiş. Ben sana bir döşeyeceğim. Ben sana bir döşeme göstereceğim. Bekle. Yetenek ağacı, orta düzey depo. Oyuncunun depo miktarı artar. Açık evler falan filan. Kiracılara. Manikür uzmanı.
Sıkıntı var, bekle geliyorum. Hediye olarak kitap falan alınabiliyor. Amca. Amcam hurdacılık karını bir arttırsın ya. Alalım verelim, amcaya can verelim abi. Bu dönemin parasını gönderdim. Güzel. Görüşürüz anam. Tamam, uzman birini gönderiyorum dedim. Bu da şey görevi sevgili dostlar. Koca bebek bakıcılığı dediği, ev sahibi diyor ki ben belli süreliğine şehir dışında olacağım. Al sana şu kadar para. Benim diyor kiracımın bir ihtiyacı olduğunda ona göz kulak ol diyor. Bu para harici sana da ödeme yapıyor. Yani onun mutlu olmasını sağlamaya çalışıyorsun. Olay o. Hoş geldiniz efendim tekrardan. Teşekkür ederim. Utku teşekkür ederim. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Hoş geldin. Şimdi 57 bin dolarlık bir para miktarına ulaştık. Bununla beraber yolladığımız uzman evle alakalı sıkıntıyı giderdi, tamir etti. Baktığınız zaman ne güzel nakit akışı varmış la evin. Evi 1885 dolara satmış ama evin her yanı dolu la. Adım atacak yer yok. Ben bu tasarıma da çok şey değilim. Hemen amcamı gönderiyorum. Sen bu evi gene mi fare bastırdın ya? Abi bir fare basıyor. Bir böcekler basıyor. Ahır gibi kullanırsan evi. Olacağı bu. Bak burası da bizim ev bu arada. Bizim dizayn ettiğimiz ev. Burada böyle birazcık şey de ama en azından baktığınız zaman işte mesela adamın daha doğrusu burada kalan hanımefendinin bir çalışma oyun alanı var. Rica ederim. Sorun çözmeme yardım ettiğin için teşekkür ederim diyor. Burada bir işte şey var. Bilgisayar alanı var. Mutfakla yatak odasının arasını böldük. 1 artı 1 ev abi ne yapacaksın yani? 1 artı 0 hatta. Hatta 0 artı 0 herhalde. Kendime çeki düzen vereceğim. Spor aleti koy, motivasyon kartı koy falan dedi böyle. Normalde burası daha da güzeldi. Kiracı eve geldikten sonra evi kendi şekillendirdiği için. Bunun borusundan ses geliyormuş bu arada. Ha, su baskını falan oldu muhtemelen. Bunlar alkolik galiba ya, aynen. Mevcut yaşam koşullarına karşı mutluluğun nötr. Olur abi. Çok güzel. Herkes dönemin parasını gönderiyor. Eyvallah. Nakit olarak rahat bir şekilde ödeme alıyoruz. $337 bir borcu var Riya'nın. Kibarca bir hatırlatalım. Bakalım ne diyecek kiraya. Hemen ödeyeceğim, özür dilerim dedi. Tamam. Tüm gecikmiş borçlarımı gönderdim. Kusura bakma, sabrından dolayı fazladan ödeme de yaptım. Okey abi, bizim kiracılarımızda paramız kalmıyor ya. Adamlardan yeterince para alıyorum yani. Bir yandan şu koca bebek bakıcılığı görevinin de bir günü kalmış vaziyette. Şöyle ufak tefek işler yaparak para biriktirmeye devam edebiliriz. Açık evle alakalı işleri yapamam ama bir bebek bakıcılığı görevi daha alırım. Evet. Şöyle bir zamanı durduralım. Kaç kişilik bir ev verdin lan bana? Umarım iyisinizdir. Görüşmem gereken kişinin siz olduğunu söylediler. Ha, yeni daire 2 kişilik. Anladım. Sigara getireyim mi bebiş ya? Ataman ki selamlar, hoş geldin mi? Tamam.
Tamam, benim canım aynı. Şöyle. Ha şeyi değerlendiriyor, kirayı değerlendiriyor. Daha doğrusu kiracıya nasıl hizmet ettik onu değerlendiriyor. Burada herhangi bir şey yok efendim. Yani panelin bu kısmında. Ha, telefon mesajlarını göremiyorsunuz galiba. Ya klasik şeyler yazıyor zaten. Hani aşağıda görüyorsunuz, gördüğünüz gibi işte kirayı ödedim, gecikmiş dönem borcumu ödedim gibi gibi. Yani böyle ufak tefek şeyler. Bu arada adamlarımızdan bazıları seviye aldı. Bazıları değil. Şu evde kalan 300 dingiller var ya. Evdeki 300 dingiller seviye aldı. Bunların hepsi aynı anda seviye atladı galiba. Oo çok güzel. Bunların seviye almasıyla beraber artık kira gelirimiz kalıcı olarak artı 100 artmış durumda. Ben bu evin önünde pusuya yatıp bekleyeceğim. Çünkü adamlar gelecekler ve bana artı 100 kira verecekler. Fazladan deli gibi kira almış olacağım. Kapatayım yavrum. Şimdi bunlarla görüşmeden evvel bir de bir sıkıntımız var galiba. Senin oralardan çok pis kokular geliyor. Bütün mahalleyi öldürmeden önce bununla ilgilen çabuk. Bu evden bahsediyor. Direkt hemen amcamı gönderiyorum dedim. Ulan yazık gariban amcam be. Vallahi. Yok Bedir Hanım ya. Aynı düzen devam. Herhangi bir bırakma durumu söz konusu değil. Ataman ki ne yaptın yavrum? Keyifler yerindedir inşallah. Sınavlar nasıl geçiyor? Kanada nasıl? Orada sıcak mı diyeceğim de çok saçma bir soru cümlesi olacak galiba. Ya bekar adamlar evin içine etmiş de burada iki kadın bir adam kalıyor abi. Bak çakarken çarpıldığım kadar hiçbir şeyde çarpılmadım var ya. Bir karım çarpıyor, bir sen zaten şey çarpıyor. Tamam sorunu çözdük. Şimdi şu Fatih Bey ile konuştuk. Buradaki kiracı Fatih Bey. Hemen Linda'dan da artı 100 dolar kira artışını alalım. Leyla ile konuşamadık bir. Leyla da daha dışarıda galiba. Eve şimdi geldi. Buradan da aldım. Evet arkadaşlar kira kalıcı olarak arttı. 100 dolar 100 dolar toplamda 300 dolar arttığı için sadece 182 dolar kazandıran dandik evimiz artık 482 dolar kazandırıyor. Yani bu 300 dingilleri burada tutmam lazım. Fatih neyden hoşlanıyor acaba? Deprem sigortasından hoşlanan bir adam. Yani deprem sigortası ne lan? Yalnız yaşarken mutluluğu artar, bir arada yaşadığında mutluluk azalır. Uğraşamam ben bu herifle ya. Bir hediye mi diye bir şey ayarlayayım dedim de uğraşılmaz bununla. Diğer evlerde durumlar nasıl? Diğer kiracılarla durumum iyi. Şu zaten 1450 dolar kira ödüyor. Gangster olan aynen. Vefalı çıktı ya. Hiçbir sıkıntısı yok yani bunun. Bak önceden hiç çöp atmıyordu mesela. Level aldığında %50 sıklıkla çöp atacak. Bana özel bir eşya hediye edecek. Aa özel eşya demişken bu arada. Diğer evlerden çaldıklarımızı şöyle bir satalım. 110 dolar, 110 dolar. Bu dönemin kirasını ödedim diyor. Dur. Bu ne kadarmış mesela? 200 dolar. Bu. 1000 dolar. Kameramdan bir kısmını göremediniz ama sattığım eşyalar diğer evlerden aldığım eşyalardı. Isıtıcım çalışmıyor. Hemen birini yolladım. Bunların mı ısıtıcısı çalışmıyor? Aa yok bizden birinin. Şu ikili evden biriymiş. Donuyorlarmış burada.
Bizim Ponçiki'ye bir bakıver. Sınavlar iyi. Havalar buraya göre sıcak. Çok yakınız aslında. Vallahi ataman ki yayına gelse söylerim de balım. Ege'yi yayında göremedim ki. Atan bizim gangster kirasını da ödedi. Şunun da bir günü kaldı. Ulan bir kiracı hiç mi sıkıntı çıkarmaz diyecektim. Bütün evi böcekler istila etmiş. Uzman birini gönderiyorum. Bana ne abi, benim bütçemden azalmıyor etmiyor. Ev sahibinin bütçesinden azalıyor. Normalde amcama hallettirirdim de. O 3 odalı evin tasarlandığı günü hatırlıyorum. Modern toplama kampı estetiği kullanılmış. Hayallerin ölmeye geldiği yer, sanat stilini tercih etmiştik. Abi tam olarak öyle yaptık bu arada. Ama yok be abi, gene yani bu ev, baksana bence ya tasarım olarak baktığın zaman ya o kadar spor aleti falan koyduk, kimsenin umurunda olmadı yani. Kenar mahallede tecrübe puanım arttı. Ev sahibi de evin durumunu kontrol ediyor. Müstakil bahçeli iki katlı ev, 1200 euro kira ödeyeceğiz ama ev güzel. Balım ödeyebiliyorsan ne güzel. 1200. Yok çarpmayacağım ya, çarpınca kötü oluyor. Yok çarpmayacağım. İyi günlerde oturun Bediren. Tamam, son müşteriyle alakalı işim de bitti. Bununla beraber 77 bin dolar param oldu. Dördüncü bir ev alabilirim aslında. Baktığın zaman. Dördüncü evi almaya gidelim mi? Özelliklerden alınıyordu galiba. Hop satın al. O 222 bin dolara bir ev var. Bir de 38 bin dolara minik bir karavan var. Karavan evden para kazanamayız ki abi. Yani kazanabilir miyiz? Görevimiz aylık olarak pasif 8 bin dolar gelir kazanmak. Ataman ki bu oyunu biz önceden de oynuyorduk. Bu kameram kapalıymış bu arada eşya satarken. İyi bari görmüşsünüz her şeyi. Bu Babuş Big Ambitions benzeri bir oyun. Ev sahibi olma simülatör bu. Sıfırdan başlıyorsun, hiçbir şeyin yok. İş yapa yapa para biriktiriyorsun. İlk evini alıyorsun. Mesela bizim ilk evimiz şuydu. Bu galiba bize amcamızdan kaldı. Amcamız bize yardımcı oluyor. İlk evimizi alıyor. İlk evi alıp dizayn edip kiraya veriyoruz. Oradan kira parası gelmeye başlıyor. Bir yandan işler kovalıyoruz işte. Şurada görmüş olduğun adam bizim karakterimiz. 20. seviye bir emlakçıyız. 20. seviye bir iş ustasıyız diyeyim daha doğrusu. İlk evimiz buydu. Bunu dizayn edip kiraya verdik. Ondan sonra bir evi birden fazla insana kiraya vermeyi öğrendik. Yeni bir daire satın aldık. Burayı dizayn ettik ve iki kişi için kiraya verdik burayı. İşte hani duş ortak, giriş ortak. Dilerlerse birbirlerinin odalarına girebiliyorlar. Çünkü bir tane yemek yapabilecekleri alan var burada. Aynı zamanda spor yapabilecekleri bir alan da var. Bu evi iki kişi için kiraladık. Ondan sonra biraz gözümüzü para hırsı bürüdü ve bokunu çıkarıp gidip burada görmüş olduğun daireyi inşa ettik. Buraya da 3 kişiyi tıktık. Üçü de birbiriyle anlaşamıyor ne yazık ki. Aslında bir öğretmen, bir öğrenci, bir tane de programcı var, tasarımcı var. Baktığın zaman üçü için de iyi bir ortam esasında ama birbirleriyle anlaşamıyorlar. Yani aynı evi 3 kişiye kiralamamak gerekiyormuş. Sürekli kira mesajıdır, şudur budur, o geliyor. 8 ay 29 gün olmuş bu oyunda geçirdiğimiz süre. Ve sanırım ben o karavana alacağım ya. Belli bir ev limitimiz var sevgili dostlar. Biz 5 taneye kadar ev satın alabiliyoruz. 3 tane evimiz var. Şimdi bir tane evi o karavan için kullanmalı mıyım, kullanmamalı mıyım onu düşünüyorum. Bu arada evlerin belli dereceleri var. Mesela ilk evimiz, amcamızın bize verdiği ev, bir kişi kalıyor ve A kademesinde 78 puanlı bir ev. Dairelere isim verebiliyor musun? Aa, öyle rastgele sokak ismi falan var. Amca sevgisine bu. Biraz da Ghost of Tsushima oynayıp dayımızı analım. Ah be Ozan'ım. İzlense de oynasak kardeşim. Özgür Çetin teşekkür ederim, iyi yayınlar dileğimizin. Sağ olasın. Dairelere isim verilmiyor. Boring Lane Mahallesi. İşte Fear Street. Pasa X Street. Street. Sikrik. Sıfır konuşma becerisi.
Ya birader, bu evin 6 saati var bu arada. Aldın aldın. Şimdi benim elimde o kadar bütçe de yok ki. Yani benim elimde o kadar bütçe de olmadığı için baba iş yapıp para biriktirek be. Büyük daire alak abi. İş yapıp para biriktirek büyük daire alak. Bir yandan kiracılarımızı memnun edecek işler alalım. Bu işlerden biri mesela kiracının ihtiyaçları ile ilgilenme işi. Bir de tek kişilik odalar yapalım. Aga mutfak oluşturmamı istiyor. Gideyim mutfak oluşturayım. Linda diyor ki sonuçları görmek için sabırsızım. Maximum ve Harold. Harold mu lan adamın ismi? Harbiden. Harold evet. Maximum ve Harold yeni görev yaptığımız yerdeki kiracılar. İki kişi kiraya vermişler evi. İki kişiyi. Ama bu evi iki kişiye kiraya verirsin de abi bok gibi tasarlamışsınız bu arada. Harbiden bok gibi tasarlamışsınız. Şimdi efendim biz hemen şu mekana bir giriş yapalım. Ve ortalığı temizleyelim. Tamiratını, tadilatını yapalım. Amca ile beraber çalışıyoruz abi. Hep bahane, hep bahane. Ya balım bahaneden değil de YouTube'da da geri dönüş yok. Ağzın neler söylüyor senin sikik. İngilizce telaffuzum kötü efendim. Burayı tamir edemiyor musun lan? Bu mu lan? Dur ya dur. Ben koca şeyi zannettim. Dolabı falan zannettim. Dolapsa bu arada 13 dolar buraya ekleniyor. Dolapsa şey yapacaktım ya. Envantere atacaktım yani. Kitap mı bozukmuş? Vazo. Oradaki vazo bozukmuş abi. Amcam burayı temizledi de böyle diye böyle şikayetlerine gidiyor amca. Burayı komple mutfak yapacak. Şimdi bu adam çağdaş bir tasarım istiyor. Ben de temel şeyler kullanma diyor. Çağdaş bir tasarım. Buyurun efendim. Buyurun buyurun buyurun. Gri. Adam ne isterse ben onu yapıyorum kanka bakma. Bura mutfak olacaksa şunlar satılacak kral. Evet, bir mutfak lavabosuna ihtiyacım var. Ne istiyordu? Çağdaş. Bir buzdolabına ihtiyaç var. Ve 3 tane mutfak dolabı lazım. Şöyle yapalım. Seni şöyle ortaya alalım. Çağdaş bir mutfak dolabı bir böyle. Bir böyle. Bir böyle. Dolabı taşı. Bir de böyle verelim. Evet, büyük geniş bir alan oldu. Ocak. Ocağa koydum. Şu duvar dolaplarını bir şey yapayım. Tam ocağın oraya ne güzel oldu la. Gel şuraya taşı gel. Buzdolabı falan buraya sığmıyor değil mi? Oraya suyla elektrik çekeriz. Masa, sandalye. Birader senin ne kadar büyük bir mutfağın var ya. Kimisi bak ben bu oyunun şeyini anlamıyorum yapısını. Yani kimisi kıç kadar alana dünya kadar şey sıkıştırmaya çalışıyor. Kimisi bak herifin evi ayı gibi. Abi su getir. Abi elektrik getir. Kimisi kıç kadar alana dünya kadar şey sıkıştırmaya çalışıyor. Kimisinin alanı bol hiçbir şey istemiyor. Abi bunlar olsun yeter abi diyor geçiyor. Blender.
ucu kıçı nereye bakmalı bilmiyorum da. Meyve sıkacağı. Tablo. Ve kilim. İstek olarak da ek istek olarak davlumbaz istiyor. Şöyle yapalım abi. Bunu buraya doğru kaktır. Bunu buraya doğru getir, hatta birleştir. Hatta bunu da birleştir. Al sana davlumbaz. Bitti galiba. Parayı da tam kılı kılına ayarlamış herif. Bu dönemin parasını da gönderdim diyor. Tamam. La o küçük karavanı alıp küçük karavanı mı dizseydik acaba ya? Vazoyu tamir etmedik. Direkt sattık. O zaman ayarlayacağız onu ya. Hoşuna gitti galiba ev. Bu arada 9. aya giriş yaptık. Çok güzel. Görevden paramız geldi. Allah bereket versin. Ekstra aldığımız parayla beraber yaklaşık 10 bin dolara yakın bir gelir elde ettik. Hemen şöyle satılık evlere bakıyorum. Gene aynı yer 39 bin dolardan satışa çıkmış. Bu karavan benim kaderim galiba aga. Bu karavan benim kaderim. Sınırlı süreli teklif 13 bin dolar verecek. Bir tane oda yaptıracak. Ne yapacaksın? Falcı karavanını yenileyeceksin. Abi yenileriz. Şimdi bu tarz görevlerin olayı ne oluyor biliyor musunuz dostlar? Bu tarz görevlerin olayı şey oluyor abi. Tabii ki boş yapan karakterler harici. Bir de buralarda çok pahalı öğeler oluyor. Yani bunları tamir edebildiğine amca tamir etsin. Envantere atalım. Üf çok iyi oldu, ver. Mesela bu ne kadarmış abi? 220 dolar. Allah bereket versin. Amca tamir edebildiğini tamir etsin. Dolabıdır, şusudur, busudur. Bu zengin semtlerindeki sevgili dostlar. Kırılmış ekipmanları tamir edip oradan para kazanıyoruz. Ama şu an bu görev içerisinde satarsam sadece para göreve yarar. Dolayısıyla görev içerisinde satmayacağız bunları. Görev bitiminde satacağız. Şu pahalı bir şey olabilir diye düşünüyorum ya. Ne kadar pahalı olur bilmiyorum da. 299 dolar arkadaşlar. 300 dolar şu falcı koltuğu. Güzel. Bu ne kadar baba? Bunu da aldım. Son iki tane daha ürün alma hakkım var. Bence şu pahalı bir şeydir. Şu ve buradaki ayna. Keşke level aldığımda depo kapasitemi arttırsaydım. 6 tane eşya alabiliyorum sadece. Çok dert etmeme gerek kalmadı. Zira her şeyi tamir edebileceğim diye bir kaide yok. Amcamın da eli ayağı tutmadığı oluyor. Üf, çok iyi parçaymış be. Yani ne kadar etti? 350 dolar. 350, 110, 299, 150, 220. Dur baba, ucuz edenleri burada satarız artık. Sadece en pahalı altılı elimizde kalır. Ona göre hareket ederiz. Ooo Hürkan'ım hoş geldin. Özlettin kendini ya. Nerelerdeydin? Ayna 269 dolar ediyor. En ucuzu şu 110'luk ya. Dediğim gibi bakın satış yaptığım zaman attı satmadı. Satış yaptığım zaman buraya yarayacak diyecektim ki attı satmadı herif. Bu ne kadar ediyor? ...199... Abi en olmadı şu 150'lik halıyı patlatırım ya. Anında sattı. Dediğim gibi buraya yarıyor. Bana yaramıyor. Tatildeydim, eve yeni geldim, bilgisayarımı çok özledim. Hoş geldin, hoş geldin.
Tamam, buranın işi de bitti. Paralar buranın bütçeye yaradı ama o 6 tane eşya benim. Bu iş bittikten sonra o 6 tane eşyayı sattığımda bana çok iyi bir para olarak geri döndürecek bunu. Şimdi falcı kardeş ne istiyor? Bu falcı karavanını benim sihirli aynalarla, eşsiz ve rustik malzemelerle donatmamı istiyor. Öncelikle yıkım işlemine gelip şuradakileri bir yıkalım. Burası böyle komple kabak çiçeği gibi açık bir yer haline gelsin. Zemin laminen parke istiyor. Dediğim gibi eşsiz ve rustik bir hava yakalamak istiyor. O yüzden böyle yerleştirdim. Kırmızı bir kırmızı mavi renk içeren bir duvar kağıdı istiyor. Şurada aslında eşsiz renk vardı. Şu eşsiz rengi kullanarak böyle bu falcı karavanını şey yapabilirim. Büyülü masa. Ne olacak büyülü masada bilmiyorum bu arada. Şöyle çevirdim, koydum buraya. Falcı divanı. Abi mekan bomboş. İstediğim her yere yerleştiririm. Falcı sandalyesi. Sen de şöyle bir otur. İki tane falcı koltuğu. Birini bu köşeye, birini bu köşeye alalım. Görüşmek üzere. İtibar, çok dikkat et kendine. Yoshiz, aleyküm selam, hoş geldin. Büyülü kardeş, bunları sığdıracak yer mi var ya? Bunları sığdıracak yer var da tabii. Ne bileyim abi, camış gibi şey yani şu büyülü raf dediğim milletin kafasını kaplıyor. Adam oturamaz yani, falcı panosu. Falcı posteri. Birinin evini fareler istila etti. Dur kardeş dur, ilgileneceğim. Bu bizim bakmakla sorumlu olduğumuz eleman Maxim. Gerçi amcayı mı yollasaydık acaba ya? İlk zamandan dünyanın parasını verdik ama. Falcı sehpası. Aynı ürünlerin kenarına falcı ifadesini ekleyerekten adamlar yeni ürünler çıkarmışlar. Falcı şamdanı ananını. Bir tane tam ortaya. Bir buraya. Kristaller. Şuraları da şöyle dizelim. Tarot kartları. Bilmem ne tahtası. Vudu bebeği. Uçan halı. Aa. Rica ederim, ne demek? Sorunu çözmeme yardım ettiğin için teşekkürler diyor. Sihirli ramba. Al elektrik. Ve sihirli ayna. Abi gidelim. Bomboş bir iş. Harbiden bomboş bir iş yani burası. Sıfırdan zirveye emlakçı olma simülatörü dostum bu.
çeşitli işler yapıyorsun. Yaptığın bu çeşitli işlerden paralar kazanıyorsun. Kendine ev alıyorsun. Kendi aldığın evi dizayn edip kiraya verip o kiradan gelen parayla bir şeyler yapmaya çalışıyorsun işte. Hani dediğim gibi amacın mümkün mertebe fazla ev sahibi olup kira almak, bu kadar. Ha, burası bizim ilk evimiz mesela. Şimdi kral görevler kendini tekrar ediyor. Öyle bir durumu söz konusu tabii ki. Selam, birazdan sevgilim gelecek. Acaba hangi filmi izlememiz gerekiyor? Herhangi bir önerin var mı? Karakan İkizleri'nin Gizemi, Wonders Village belgeseli, rastgele aksiyon filmi. Gangster ve Alkolik aksiyon filmi izleyin kanka. O da doğru. Hayatım aksiyon da diyebilir. Güzel bir ev tasarladık bu arada ya. Canım, Big Ambitions'la bu oyunu kıyaslamak çok doğru olmaz. Ama The Tenant da türün örneklerinden biridir mesela. Gaz da ısınıyor, elektrik var. Harika tasarlanmış. Yandaki binalar falan sıkıntı. Terası merası yok diyor. 3 gün süresi var şunun. Bu diğer kiracı iyi durumda galiba. İyi durumda değil abi. İyi durumda değil. Bunun evi ötüyor. Hadi bakalım alkoliklere. İnşallah buzdolabının bozuk olduğunu idrak edebilirsiniz. Aynen. 2500 dolar. Valla fark etmez, bu bütçe benim bütçem değil. Bir uzman ilgilensin. Benim bütçem olsa amcamla şey yapardım. Biri bu dönemin kirasını gönderdi. Diğeri de gönderdi. Herkes kirasını ödüyor. Oha, 674 dolar borcu birikmiş bunun. Kirayı ödenen. Güzel, ötekinin evi çalışıyor. Çok özür dilerim, hemen ödeyeceğim. Ödedin mi? Ödedi. Lavuğun ne biçim borcu birikmiş ya? Tamam, bu döneminde parasını gönderdim diyor. Şimdi arkadaşlar, kiracı ile aranız ne kadar iyiyse o kadar çok kira ödüyor size. Onurcuğum, YouTube'a Mutlu Banner Lord'un yeni bölümü gitti. Lan oğlum, ne oldu? Bu sefer de evin borularını mı patlattınız lan? Ben de kiracımın manitasıyla vakit geçirmesini izliyordum bir yandan. Aa, elektrik, ısıtma, Netflix üyeliği gibi gibi. Film izlemeyi bitirdik. Acaba şimdi ne yememiz gerekiyor? Pizza, çabuk çorba, görsel şöleni olan bir yemek. Ya aksiyon filmiyle pizza gömün gitsin ya. Bedirhan, sanırım o karavan bizim kaderimiz ya. Elimizde para da var 100 bin dolar kadar. 50 bin dolara karavanı satın alsak, kalan 50 binle de içini dizer millete kiraya veririz. Ya bu şekilde yaparız diye tahmin ediyorum. Bu arada öteki iş bitmiş vaziyette. Yeni eşyalara falan kavuştuk. Baktığın zaman uygulamadan notumuzu verdiler. Abi 48 bin dolara çıkmış bu son dakika pazarlığı. Diğer karavanla aynı değil mi? 161 dolar. 81 bin dolara bir ev var. 3 odalı, ama o 3 odalı evi biz alsak içini dizemeyiz. Alsak içini dizmeye para yok. Arkadaşım memnun kaldı. Ne diyorsun? Senem, buraya ferah bir görünüş katması için duvar boyasam sorun olur mu? Ya da birkaç renkli panel koysam.
Nereye boyayacağım lan? Kendi odasını boyayacak galiba. Boya lan. Sen istediğin rengi söyle, parasını ver, ben boyayayım falan diye biliyordum da boya lan, ne olacak? Eviniz zaten ahır gibi, anasını satayım. Dur bakalım ne yaptıracak. Merak ediyorum. Kendi tutuyor zaten çalışanı. Önerilerin fena değildi ama hedefi tutturamadın diyor. Ve adam odasının duvar rengini böyle bir şey yaptı. İnsan mutluysan sorun yok. Agatello. Şimdi bizim bir şey yapmamız lazım. Mülk sahibi olarak. Keşke daha fazla depolama alanı alsaydım demiştim. Onu alayım. Ayrıca şu eşyaları bir satayım. Bakalım ne kadar para girecek cebimize. Balcı halısıydı, dekorasyonuydu. Idıydı, bıdıydı, iyi para birikmiş. 110 bin dolarım var Cano. Şimdi benim 110 bin dolarım olduğuna göre ben ne yapacağım? Benimle aran iyi mi bu arada senin? Çöpleri falan atacak. 17 level olduğunda kiracı mesela aylık kirasını kalıcı olarak 450 arttırıyor. 16 level olduğunda kiracının mutluluğu 50'den aşağı düşmüyor. Kiracının aylık kirasını kalıcı olarak 300 arttırır. Hey maşallah. Kıyafetleri giymesi için kiracına vermeni sağlar. Eşsiz eşyalar kazanırsın falan filan. Oğlum çok iyi ya, yani sürekli kiracı değiştirmektense birini alıp onun üzerine oynamak daha iyi gibi geldi bana. Şimdi abi ben gidiyorum ve diyorum ki bu ev benim kaderim aga. 48.900'ü aldım. Haydi bakalım şu karavanla alakalı uğraşmaya başlayalım. Babo sadece içeri bir tuvalet falan yapılmış. Biz nasıl bir şey yapacağız ki buraya? Odalı modalı bir şey bence OP değil. Zaten kıç kadar mekan. Şurayı yıktın. Bu dönemin parasını da gönderdim. Allah razı olsun. Yatak, tuvalet, sandalye, buzdolabı falan filan. Karavan ya çok küçük ama içini güzel dizayn edersek olur gibi. Ya biraz uyumlu yapmamız lazım yani sadece. Kendi gözümüze hoş gören değildi. Hoş gelen değildi. Atıyorum hani çağdaş tarzda bir duvar döşemesi yaptıysak aynı şekilde zemini de çağdaş tarzda yapacağız ki evi beğenen adam hani çağdaş tarzda diye beğenecek ya da modern tarzda bir şeyler yapılabilir. Modern, eşsiz, nostaljik. Nostaljiyi yaşayabileceğiniz bir karavan. Sosyetik, çağdaş. Nasıl yapsak bilemedim ama. Abi hedefimiz sosyetik olsun. Tamam, zemini falan da sosyetik yapacağım. Sosyetik yazamıyorum. Ama bu zemin sosyetikmiş mesela. Modern, eşsiz, çağdaş. Evet. Hoş olmuyor. Nostaljik yapalım, eski güzel durur. Abi bilemedim ya. Bilemedim vallahi. Sosyetik yaptım ama bilemedim. Şimdi buranın banyo olayı falan nasıl olacak onu merak ediyorum ben gerçekten. Şimdi bir kere zaten karavan kıç kadar yer. O yüzden buralara elektriği kapıya veriliyor mu la? Verilmiyor tabii. Buralara elektriği gönül rahatlığıyla vereceğim. Parasından kaçmayacağım. Suyu gönül rahatlığıyla eve dağıtacağım. Kuru yer kalmadı abi.
Isıtıcıyı koyacağım şöyle. Şunu sök. Tamam. Her yerden elektrik alıyor ve her yerden su geliyor. Şimdi burayı adam akıllı bir şekilde döşemek gerekiyor. Ne yapılabilir, ne edilebilir onu düşünelim. Elimizde tonla özel ürün var bu arada. Balcılıkla alakalı, şeyle alakalı falan. Ama bilmiyorum yani burası bana böyle pek hoş bir yer gibi gelmiyor açıkçası. Tabii ki elbette öncelikli hedefimiz yatak. Ve tercih ettiğimiz tarz sositik. Uf abi çok çirkin ya. Yatak matak gerçekten çirkin. Sositik tarzda bir yatak kullandık. Aynı şekilde buralarda başka sosyetik tarzda kullanabileceğim şey var mı? Sosyeti biz yanlış seçtik bence. Sosyeti biz kesinlikle yanlış seçtik abi. Bunun yanına ek olarak ne koyacaksın ki? Sat da şu zemini doğru düzgün iç açıcı bir şey yap ya. İçim sıkıldı. Vallahi billahi içim sıkıldı. Duvarları falan da şöyle iç açan bir şey. Yok ya da böyle kalsın. Dur. Abi zaten çok bir seçeneğimiz yok yani kıç kadar alan günün sonunda. Bu kıç kadar alanı nasıl değerlendireceğimize bağlı her şey. O yüzden böyle mümkün mertebe. Adam akıllı bir şey yapmak istiyorum. Oraya malzeme koyduğun an işin rengi değişiyor galiba. Yani ben buraya tasarım olarak ne eklemem gerektiğini bilmiyorum açıkçası. Şöyle minik bir animasyon figürü. Aldığım fiyata satıyorum bu arada. O yüzden aldırış etmeyin. Neden nostaljik yapmadın? Yapmak istemedim sadece. Başka bir sebebi yok. Gözüme bu şekilde daha hoş gözüktü. Ben de bu şekilde kullanmak istedim. Dediğim gibi bazı konularda şey yapamıyorum böyle bir. Bazı kararları vermekte zorlanabiliyorum. Ne olmalı burada, ne bitmeli? Yani mesela yatak odasını ile mutfakla arasındaki bağlantıyı falan çözmemiz lazım ya da en basitinden bir tuvalet falan yapmak lazım. Tuvalet için mesela şöyle bir şey tercih etsek. Burayı böyle bu alanı bir ayırdık ya. Daha fazla da ayıramıyorum zaten. Ne yapacağız abi? Banyoyu falan buraya mı kuracağız yani? Gardırop o kadar şart mı? Bir de onu düşünmek lazım. Ya da banyo için illaki bir alan mı ayırmak lazım da acaba? Onu bilemedim. Oraya dayanmıyor işte. Oraya dayanmıyor. Mesela duş için küvet kullansam şöyle. Ve lavabo içinde el yıkayacağımız şeyi şöyle bir koysam. Bu esnada şunu şöyle birazcık çekip ne bileyim çamaşır makinesini şöyle bir koyalım. Biraz daha kapatalım burayı.
Şöyle bir bakıyorum. Duş olarak su kovası koyabiliyorsun bu arada. O ilginç. Tasının yıkanacağın dayı. Şuraya bir şey koyabiliriz efendim. Çamaşır sepeti. Duvar için bir şey yapamıyorum. Bir sıvı sabun koy. Normal sabun koy. Şuraya peçete koydum. Ulan duşmuş var da milyonlarca yürek akıllarda tek bir soru. Nereye sıçacak? Abi duş gereçlerini falan da şöyle koydum. Çamaşır makinesinin üzerine. Ördek de eksik kalsın. Şöyle bir havluları da şuraya koymuş olsam. Lan harbi nereye sıçacaklar lan? Şu arada sıçsın. Açık alanda böyle. Oh, püfür püfür. Şu lavabo iptal oluyor böyle. Bir saniye. Duşu yaklaştır şöyle. Duşu şöyle çeksem şuraya. Bunu bir tık böyle alsan. Tuvaleti böyle alsan. Avlulukları değiştirsen şöyle. Ondan sonra çamaşır sepeti mesela şu kenarda durabilir. Burayı bir kapat. Sıfır mahremiyet. Sıçmasa olmuyor mu? Sence oluyor mu? Bedir Hanım? Dur şöyle tam ortalayayım şunu da. Tam ortalayayım şöyle. Elba bu şu araya bir şuraya bir şöyle çamaşır askılığını koyalım. Ama çamaşır askılığı bir duvara bir yere dayalı durmalı gibi geliyor bana. Evin içine şöyle asayım değil mi? Yok abi evin içine asamıyorum. Neyse. Tuvalet kağıdı ihtiyacını bir giderelim istiyorum. Yani sanki tuvalet kağıdı ihtiyacı bir giderilmeli gibi geldi bana. Şöyle şu kenardan. Allah'ım her yer tıkış pıkış. Evet. Lavabo fırçasını da şöyle koyacağım. Ve cano. Aynayı çapraz asma gibi bir durumum yok. Samet adam beslendi. Karım tarafından beslendim efendim, evet. Birader çok tıkış bıkış oldu burası ya. Yani böyle iç açıcı hiçbir şey yok lan. Vallahi çok tıkış bıkış oldu alan. Afiyet olsun gülüm. Ellerine evet. Sağlık yavrum benim. Şimdi el yıkamak için lavabosu var, tuvaleti var, duşu var, çamaşır askılığı ve çamaşır makinesi var. Ama yani buraya bir buzdolabı, bir lavabo yemiş yemiş sıçmamış. Sıçıyorum kanka aslında ama. Baran'ın bakına bugün gene hoş şeyler söylüyor. Tatlı tatlı şeylerle yaklaşıyor.
Knight tipini kullanabiliriz bence burada. Şurada minik bir dolap. Burada bu. Şu yatağı şöyle çeksem. Yok, kapıdan dolayı olmuyor. Yatağı değiştireceğiz olmadı ya, dur. Bir tane de şöyle. Bence okey. Üzerine mutfak gereçleri dizeriz. Bu karavanla neciyse bunu kimse kiralamaz. Niye abi be? Ya tamam, burayı bir oda gibi ayırmadığımın pek tabii farkındayım ama ya düşün, tek başınasın. Evet yani sıkıntı, ne bileyim. Şurada yemek pişecek, burada tuvaletin kokusu taşıyacak falan filan, okey ama bunlar sabit karavan olarak geçiyor galiba dostlar. Elektrik, su tesisatı falan bağlı böyle. Hareketsiz halde artık buranın bir şeyi olmuş vaziyette. Normalde karavanın olayı o değildir, farkındayım da. Bu oyunda bu şekilde yani, sabit vaziyette ve hani sabit vaziyette mesela ev alacak imkanın yok, ev kiralayacak imkanın yok. Misal veriyorum, evler 2000 dolardan başlıyor. Buraya bir 500 dolar falan ödeyip kalırsın be abi. Evden daha uygun fiyata şey yaptığın zaman bir satış opsiyonu olabilir diye düşünüyorum. Mesela bir kahve makinesi alalım şöyle, buranın sonuna doğru. Ondan sonra mikrodalga fırın alabiliriz. Mikrodalga fırını şöyle bir alalım. Ekmek kızartıcı koyulabilir buraya. Ekmek kızartıcının yanı sıra başka ne yapılabilir? Tabii ki bir kağıt havlu koyulabilir. Mutfakların klasiğidir. Rahat, pratik temizlik için. Atıştırmalık kraker. Ya o kadar da detaya inmeseymişsin aslında oyun ama. Kahve makinesi koyduk. Mikrodalga fırın koyduk. Bir buzdolabı şuraya çok iyi olacaktır. Bir de şu kenara bir ocak falan yerleştirdik mi? Tamam. Bak tam şurada ocak oluyor. Biraz fazla bir alan kaplıyor ama. Oğlum yatak konusu çok sıkıntı oldu böyle de be. Vallahi yatak çok sıkıntı oldu. Buzdolabını şöyle koysam da ocağı buraya taşısam. Çünkü buraya bir de davlumbaz koymak gerekir diye düşünüyorum. Bu dönemin parasını gönderdim. Eyvallah. Onlar kirayla ilgilene dursun. Başka ne alabilirim ben burada beyaz eşyalardan? Ya da beyaz eşyalardan demeyeyim de mutfak için. Şey yok mu ya? Vardı. Blender. Ha, Blender'ın ben pahalısını görmeye alışmışım. Küçük Blender artık şey yapmadı, paklamadı galiba beni. Küçük Blender'ı da şöyle koyalım. Gereksiz dekor, gereksiz şey yerine mis gibi bir alan. Vallahi ben şu an bundan küçük yere çok daha fazla para veriyorum. Ataman ki sizin ora fenadır ya. Kanada tarafını bilemediğim için elbette. Aç çöp kutusu. Daha önce hiç eve çöp kutusu koymamıştım. Belki de evlerin o kadar kirli olmasının sebebi şey olabilir mi? Evlere hiçbir şekilde çöp kutusu koymamış olmamdan kaynaklı olabilir mi? Bence alakası yok ya. Onlar böyle pis kalmaya yer arıyorlar. Şöyle tam dip yerine böyle buzdolabının köşesi ya da şu kenar ya da bu köşe. Tamam. Peki. Herhalde artık bu adama bir de yatak falan vereceğiz yani. Başka hiçbir imkanı yok. Yatağı nereye koyacağım bilmiyorum ki. Peki bu adam nereye yatacak? İşte onu ben de merak ediyorum. Sıçma sorununun falan üstesinden geldikten sonra çalışma masalarında bir şey vardı abi, hatırlıyor musunuz? Üst taraf yatak, alt taraf çalışma masası gibi bir şeydi. Bence bunu bizim çalışma masalarında aramamız lazım.
Çalışma masalarında yok mu lan? Yataklı çalışma masası olarak mı geçer acaba? Yok. Adamı şöyle şurada. Aa, yatacak yeri yok herifin. Abi inanılmaz. Evet. Evet. Biraderim köşe lazım. Köşe köşe. Ama kapı engel oluyor. Aslında kapıya o kadar engel olmaz yani. Keşke kapı buna engel olmasa. Şu çöp kutusu olmasa. Bir saniye. Şu çöp kutusu olmasa sanki halledeceğiz gibi. Ocağın dibinde. Abicim başka bir seçeneğimiz var mı? Başka bir seçeneğimiz var, gözükmüyor şu anda. Yok, çalışma odasında göremedim ya. Çalışma masası artı yatak olarak kullanılabilse güzel olurdu da. Başka bir seçeneğimiz var gibi gözükmüyor. Açıp kutusunu şöyle koydum. Ondan sonra bize bence bir kilim lazım artık. Kedi kilimi. Mutfakta şöyle hoş durabilir, tatlı durabilir. Kedi kilimi. Böyle birazcık daha köşeli çekip yatağın olduğu yeri şey yapabilirim, ayırabilirim. Banyo kilimi. Bu banyo kilimi için rengi nasıl seçiyorduk ya? Renk seçimi sonra yapılıyordu galiba. Şöyle şu alana bir banyo kilimi verilebilir ve şöyle bir renk tercih edilebilir. Çamaşır sepetim burada. Çamaşır asma şeyim burada. Çamaşır makinesi burada. Var oğlu var ya, bizim daha buraya ekleyeceğimiz bir şey var mı? Şuraya bir anahtarlık eklenebilir. Anahtarlığın yanı sıra şuraya ayakkabılarını koyabileceği bir yer eklenebilir. Bununla beraber şöyle düşünüyorum. Şu köşede askılık kullanılabilir. Kullanılamıyor. Gariptir. Oo. Poster güzel bence ya. Evet, eve televizyon namına falan bir şey koyamadık ki buraya ev demeye bin şahit. Ama ne yapalım, burası da böyle bir yer yani, büyük geniş bir mutfağı var. Duş alabileceği bir alan var. Tuvaletini yapabileceği bir alan var. Elini yıkayabiliyor. Çamaşırlarını yıkayabiliyor. Ben daha öte burada pek bir şey düşünemiyorum açıkçası. Belki şöyle şey olabilir. Minik bir dolap olabilir, tamam mı? Bu adamın yatmasını engellemeyecek şekilde. Minik bir dolap olup onun üzerine laptop falan koyulabilir. Ya da dolaplardan duvara monteli dolap şey yapılabilir. Duvara monte televizyon. Ama nasıl izleyecek ki herif? Koy yani, yatak odasının dibine koy koy da. Nasıl izleyecek adam? Yere bağdaş kursun abi. Yatağa çevirsin yatsın. Onu da mı ben söyleyeyim? Duvara monte dolap, böyle duvar dolabı. Hah. Duvar dolabına da ihtiyaç var. Çok büyükmüş lan o duvar dolabı. Şöyleli. Mesela böyleli duvar dolaplarını koydum. Bunun içerisine ne koyacağım abi ben? Saklama alanı olarak kullansın ya. Duvar dolabı umduğum verimliliği vermedi. Yatak olmasa her şey çok iyi olacak da. Peki her şeyi hallettik. Elbise dolabı. Aga kullansın bir yere. Onu da mı ben şey yapayım? Dürsün, katlasın, koysun kenara. Hmm.
Deccal gibi eve girer girmez derin şeyi karşılasın mı bunu, gardırop? Yatak olmasa her şey çok güzel olacak aslında, var ya, yatak bizi bitirdi, yatak. Peki bir şey diyeceğim. Mesela bir dizüstü bilgisayar koyabilir miyim yatağın üzerine? Mesela kabul müdür? Sanırım kabul. Okey abi, yani zaman zaman da uyumadan evvel çalışabilir bence burada. Yatağın üzerine koyduk bunu. Ayak ucuna şöyle. Ya yatarak kullansın ya da oturarak kullansın. Bir tane belki sandalye ekleme burayı kurtarabilir. Bu arada buraya ne kadar kira vereceklerini ya da ne kadar kira istemem gerektiğini inanın bana hiç bilmiyorum. Biraz bu konu benim için muallak da. Bu minik bir sandalye var. Kapının şu alanı boş kalmak zorundaymış. Adamın oturabileceği hiçbir yer yok abi, hiçbir yer. Zır sıfır yani oturma alanı. Yapacak bir şey yok hocam. Okul bankı dahi koyamıyorum böyle. Küçük çocuk koltuğu bile koyamıyorum abi. Abim aslında bu koltuk güzel. Ya, ayakkabılığı şöyle şu aşağı taşısam. Sigortayı falan kapsamıyor o. Şöyle şuraya minik bir koltuk koysam. Renk değişimi yapabiliyor mu? Şöyleli. Anahtarlığı koydum böyle. Okey abi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Alanı kullanabildiğimiz kadar verimli de kullandık ha. Harbiden. Yok, konsol monsol onlara girişemeyeceğim. Evet dostlar, şöyle bir bakıyorum. Evin bir eksiği yok gibi. Yani şu televizyon sanki sadece bir fazla ama eve ekstra değer katacaktır diye düşünüyorum. Bununla beraber hani baya bir şey böyle baktığın zaman, evet oturma alanı olarak birazcık yetersiz ama bir karavan için oldukça fazla duvarları aradan kaldırmak baya baya bir güzel oldu bizim için. Tabii ki bu arada gördüğünüz her şey YouTube'a geliyor sevgili dostlar. Hiç merak etmeyin. Evet, böyle teslim edebiliriz sanırım. Buradan bir çıkış yapabilir ve burada hemen elektrik mantolaması, ki elektrik zaten varmış, tamam. Çıkabilirsin abi. Elektrik su değil de yapılandır diyor zaten. Ev paylaşım ruhsatı, televizyon hizmeti. Bir televizyon hizmeti alalım birader. Bu dönemin parasını gönderdim diyor. Bu da bu dönemin parasını gönderdim diyor. Meyrem seviye atlamış. Evde misin? Kiracının kirası aylık olarak artı 150 dolar arttı. Tamam, çok güzel. Kiracılarımızla iyi geçinip onlara sahip çıktığımız zaman onlar da sevgili dostlar bize fazladan kira ödemeyi kabul ediyorlar. Kendileri fazladan kira veriyor. 300 dingiller ne yapıyor? Boklarında boğuluyorlar abi. Biri zaten odasını falan boyattı. Neyse. Biz yeni evimizin diğer işlerine odaklanalım. Ev paylaşım ruhsatı istemiyoruz. Televizyon hizmeti için montaj yapıldı. İnternet bağlantısı için montaj yapılamıyor.
Bir de güvenlik kamerası taktıralım hırsızlığa karşı önlem olarak. Yayın gittiği yere kadar gider dostlar. Erken bitirme niyetinde değilim. Kapının yeri değişmiyor balım burada. Karavanlarda fix. Evlerde de değişmiyor. Aynen öyle baranım. 300 dingiller. Şöyle bir görüntülenme hizmetini yapılandır diyeyim. Abi bir buraya televizyonun arkasına bir de şuraya yeterli geliyor galiba. Şurası %94'ünü görüyor evin. Güvenlik kamerasını buraya takalım. Bir tane de şuraya aynanın oraya. Bu gereksiz hatta ya. Okey, %94 yeterlidir abi, yürü. Güvenlik hizmetimiz var artık. Güvenlik kamerasını yerleştirdik. Krendi çok teşekkür ederim iyi oyunlar dileğin için, sağ olasın. Güzel oyundur efendim kendisi. Dediğim gibi hani sıfırdan ev alıp sattığınız, evinizi geliştirmeye çalıştığınız. Bakın mesela bu evi, yeni kira geldi. Bu evi şimdi açık arttırmaya sunacağım ve bakalım ne kadar kira verecekler göreceğiz. Daire ihtiyaçları uyuşmuyor. Allah Allah. Nedir sorun? Yatak yok diyor. Var. Laptoptan dolayı yatağı mı görmüyor acaba? Bununla alakası yok. Bir saniye, dizüstü bilgisayarı buzdolabının üstüne mi koyayım? Ne yapayım anasını satayım? Yer o kadar yok ki. Hani harbiden ne yapacağımı şaşırıyorum lan. Dur, çamaşır makinesinin üstünde dursun şimdilik. Babu sen yatağı niye saymıyorsun mesela? Yatak bulunamadı. Allah Allah. Kral bir yatak odası falan mı lazım? Dairemi fare istila etti. Amcam halleder. Burası gene bizim gariban ilk ev değil mi? Bu bir tuzak galiba. Şuraya baksana. Şey böyle. Illuminati banknotları. Bizim gangster daha büyük bir oyuna şey yapıyor galiba. Daha büyük bir oyun için çalışıyor. Çözmeme yardım ettiğin için teşekkürler. Rica ederim. Ne demek? Daha onlarla kontrat uzatma şeyi falan var, merasimi. Babuş, şimdi bu ev benim bir ilgimi çekmeye başladı. Yani ilgimi çekmeye başladı dediğim şey şu. Beni bir üzmeye başladı. Yatak bulunamadı diyor burada. Yani nasıl bir şeye ihtiyacım var mesela? Yani neyi yatak olarak sayacağım mesela? Yatak odası mı? Yani illa içeride bir oda mı gerekiyor, böyle büyük kullanım alanından ziyade bir odaya mı ihtiyaç var? Ama oda şeklinde de yapamam ki birader bunu. Nasıl ben oda şeklinde yapayım bunu? Bir burayı bir burayı kapatsam mesela. Kapıyı mapıyı da boş bıraksan içeri hiçbir şey sığmaz ki. Ya yatak odası istiyor olabilir mi? Yatağı görmüyor birader, yani yatak burada aslında. Yatağı görmüyor. Banyoda tuvalete falan okey. Ha, oda olarak saymıyor kral. Oda olarak saymıyor. Ya böyle bir yere yatak odası yapabilir misin sen? Aklını mı kaçırdın ya? Şu televizyonu bir taşı kenara bir yere Allah aşkına. O televizyonu satmayalım da anamız ağlamasın. Kanepeyi de taşı. Şu anahtarlığı da bir taşı. Anahtarlık. Anahtarlığı da bir taşı. Şimdi kral sen kafayı yemiş olmalısın. Buraya inşa edemiyorum. Şunun sökülmesi lazım. Haydi. Sen deli misin ya? Burayı oda olarak görecek galiba. Manyadı manyadı. Manyadı, iyice manyadı.
Ara şöyle güzel bir kapı mapı yapalım buraya da. Modern çizgili kapı. Birader kanepe olayı yatar. Kanepe yatar. Anahtarlık belki durabilir. Dediğim gibi kanepe manepe yatar orada. Yatak lazım. Aa, sandalye de lazım. Dur, önce yatak. Moruk sığmıyor ki. Sığmıyor oğlum. Ne sığsın buraya? Eyvah eyvah. Şurayı da güzel tasarlamıştım be. Aa, sevindim, sevindim baranım. Yatak sığmaz gibi duruyor içine. Abi sığmaz gibi değil. Yatak sığmıyor zaten. Ranza tipi bir şey. Ranza da mümkün değil. E babu yani nasıl halledeceğiz biz bu işi o zaman? Biz bu işi nasıl halledeceğiz o zaman? Sen bana onu söyle. Ya oda istemesi çok saçma abi. Oda istemesi çok saçma. Ranza koyalım, askeri ranza. Yok abi yatağı görmüyor. Ne koyarsan koy yatağı görmüyor. Oyunda oda türünü tanımadan önce gerekli döşemeleri yerleştirmeniz gerekiyor. Oda istiyor. Ya kafanız... Abi şimdi bak yani mesela kafasını siktiğimin oyunu. Oda ne lan? Karavandasın ya. Tek göz karavandasın ya. Ne odası abi? Şey olabilir. Belki tuvaleti bir alan içerisine hapsedebilirsek şuradaki banyo kısmını. Ama ben sana bir şey diyeyim. Bok hapsederiz. Bok hapsederiz abi. Nereye hapsediyorsun mesela o şey kısmını? Şalteri buraya taşıman lazım. Bunu böyle taşıman ve bunu böyle taşıman lazım. Hadi bunları böyle taşıdık. Tamam, sıkıntı yok. Yatağı matağı bir şekilde kullandık ettik. Şunu çıkardın, sattın. Buna bir yer lazım. Bir dur abi, bir dur. Duvarlar dedin. Yok, duşu ve havluluğu görmüyor. Bence havluluk o kadar mühim bir şey değil. Duşu değiştireceğiz. Net bir şekilde zarardayız bu arada var ya. Çok güzel zarardayız abi. Normalde burası bize zarar ettirmeyecekti ama yani... Neyse parkeyi değiştiririz bari. İpine kılığına sıçtığımın oyunu oda diyor abi. Şık kadar kulübeye neyin odası? Bana bir onu söyle. Bana bir onu söyle. Ben anana küfür etmeden kendimi tutmaya çalışayım. Neyin odası ya? Evet yatağı falan gördü. Yatağı falan gördü de şimdi bu sandalye olayı ile ilgilenmek lazım. Benim bütün hevesimi kursağımda bıraktı var ya. Bütün hevesimi kursağımda bıraktı. Yani oda istemesi abi aşırı saçma ya. Aşırı saçma yani karavana oda istemesi. Ananın amanı oda iste.
Karavanın içine oda istemesi aşırı saçma. Yok, küvet buralara sığmaz. Küveti şöyle yapsak. Tuvaleti böyle yapsak. Çamaşır makinesinden geçemiyor ki. Onun şeyle de alakası yok. Çamaşır makinesinden geçemiyor. Aa, şöyle bir duşakabin olabilir. Aynen. Şuraya da şey konulabilir. İşte çamaşır teli. Okey. Aynı şekilde bilgisayarı, dizüstü bilgisayarını koy buraya. Bir tane sandalye koyarsak buraya iş tamam. Minik bir tabure olur, şey olur, koltuk tipi bir şey olur. Her şey olabilir abi, her şey olabilir. Falcı koltuğu falan istemiyorum. Çok şey durdu be. Tam ortada var ya. Yahu itme çekme mekaniğinin olmaması çok... İtme çekme mekaniği değil. Oda istemesi aslında burası tamamdı. Her şey oda istemesiyle patlak verdi. Ya sen ne bokuma oda istiyorsun ya? Hala ünlem yanıyor. Hay birader ananın... Ananın bir yerleri yansın, ananın. Şimdi çok sırıtmayacak ve hani oturmak için kullanılabilecek bir şey lazım bana. Şöyle bir tabure olabilir. Şurada ortada çok mu şey durur? Belki bunların renklerine uydurabilirim. Şöyle bir şey. Öyle değil böyle. Biraz daha böyle. Tabure da tam ortaya çok çirkin oldu ya. Ya şu tabure buraya girişi nasıl engelliyor abi? Salak mısın ya? Ay ananı sikeyim gerçekten. Bu tabure şuraya girişi nasıl engelliyor olabilir ya? Şu minicik tabure ya. Abi çıldırmak üzereyim. Tamam koy şunu şuraya, başka hiçbir şeye dokunma. Hadi üstüne bir de gece lambası tarzı bir şey koyalım. Minik bir aydınlatma falan koyalım. Konulmuyor çünkü tabure. Her neyse ben buraya daha fazla dokunmuyorum abi. Gerçekten var ya bütün hevesimi kursağımda bıraktı kodumun oyunu ya. Vallahi bütün hevesimi kursağımda bıraktı ya. Kapı olarak da şöyle bir gramofon kapı kullanalım. Akordeon kapı. Aa, hoş durdu bak. Kapı olarak değil de yani bir şey olarak hoş durmuş oldu. Parmaklık gibi anasını satayım. Sıçanı hücreye kilitliyoruz falan böyle. Tamam abi gel çıkalım gidelim ya. Yemin ediyorum var ya bütün hevesim kursağımda kaldı ya. Sıçtığımın oyunu. Benim anlamadığım nokta şu kral. Benim anlamadığım nokta şu.
Neden böyle bu kadarcık dar bir yere ekstra oda istedi? Şunun rengini değiştirebilir miyim? Ha, şöyle daha uyumlu oldu gibi. Başka bağlanacak bir şey var mı? Isıtma. Aa, şu odaya ısıtma gelmiyor değil mi? Başka var mı? Tamam abi, bitti. Eva çıkarttırmasını başlatabilirim. Bitti. Bu arada ben bizim kiracılarla hiç ilgilenemedim. Borcu harcı biriken var mı? 175 dolar borç değil, öder ya hiç. Linda'yı sıkıştırmayalım, öder abi. Şunu da otomatik ödemeye verdim. Tüm daire olarak kiraya verilecek. Odak ekle, cinsiyet. Erkek kadın fark etmez, karakter türü. Sanatçı ve fenomen alamıyorum galiba. Sporcu, oyuncu, alkolik, müzisyen. İş. Müzisyen, barmen, inşaatçı. Burada kim kalır bilmiyorum ki. Ne oluyor hocam? Senem, kiracınla son zamanlarda konuştun mu hiç? Bence hayır. Çünkü her yeri tam anlamıyla çöplüğe çevirmişler. Bu konuda bir şeyler yapabilir misin? Abi hemen amcamı arıyorum. Harbiden bu arada var ya. Allah rızası için eline su sabun değeni yok etsinler mi dediler ya? Burada öğrenci dışında bir şey kalacağını zannetmiyorum ya. Herhalde şey dediler böyle. Suya sabuna elimiz değerse anamızı katlasınlar. Elit kontrat. Evcil hayvan için yatak odası. Evcil hayvan için yatak odası. Okey abi. Ben evlenene kadar salonda yatıyordum by the way. Evet. Burada kiraya çıkmak isteyen geri zekalıları bekliyorum. Domestos mikrobu yaşıyor herhalde. Hakikaten ya. Evet efendim, kira için adam beklemekteyim. Blender. Aa. İlk kez Blender görüyor herhalde. Necisin? 33 yaşında. Kütüphaneci. Kalırsın be burada. Alright. Tabii. Ulan kıç kadar yer anasını satayım. Mucizeler oluşturduk. Dönemin parasını gönderdim. Dönemin parasını gönderdim. Bekleyin, bizden biri level almış. Riya. Ha, partide. Partiden dönünce konuşuruz. Benim işim var, gücüm var canım. Şu evi beğendi. Şu kara evi beğendi. Güzel diyor daire. 49 yaşında öğretmen. Çağdaş tasarım seviyor. Kütüphaneci ile öğretmen arasında gelip gidiyorum kanka. Bir de rehber varmış. 52 yaşında sporcu. Karakter türü sporcu, karakter oyuncu, kütüphane. Ha, gaming istiyor bu. Bu ablam ne? Bu da oyuncu. Var ya, dizüstü bilgisayar bıraktım, al istediğini oyna onunla. Ne mucizesi bu, bir efsane, torunlarını anlatırsın. Anlatırım. Kış kadar yere neler yaptığını. 93 bin dolar maaş, 92 bin dolar maaş, 78 bin dolar maaş. Öğretmen elendi. Kütüphaneci gel.
Kütüphaneci gel. Bak ben buradan 1.000 dolar kâr eden bana yeter. Kira bedelini 1.800 dolar diyelim 360 günlüğüne. Bir seneliğine. Ne diyorsun? Zamanı ilerletmem lazım. 720 dolar veririm diyor. Ablacığım sen 720 dolar verirsen ben daireden 100 dolar kâr ediyorum. Olmaz. 1.800 dolar değil de 1.400 dolara düşeyim senin için. 1.260 veririm diyor. 1.300'de el sıkışak gel. Gel 1.300'de el sıkışak. Hamam böceği bastı birinin evini. Bu randevuda Meryem. Diğer kız burada. 5 seviye olduğu için artı 150 dolar arttırdı. Linda seviye 4'e çıkmış. Hanginiz Linda? Programcı. Al. Kiracının mutluluğu artı 10 arttı. Güzel. Birinizin evine hamam böcekleri basmış durumda. Amucamı göndereceğim. Ebeğin amı. 2 saattir küfür etmemek için tutuyorum kendimi ama. İğrenç haşerelerden kurtul. Deniyorum canım, deniyorum. Burası amcamın eviydi normalde. Neler çekti gariban amcam ya. Bu dönemin parasını gönderdim. Canını çok fazla sıkmamaya çalışacağım diyor Megan. Sorunu çözdük. Ya Allah bereket versin. 7.400 dolar artık ek gelirimiz var. Sabit gelirimiz var yani. Pasif gelir diyebiliriz sanırım buna. Evlerde bonus, devlet katkısı, kiralar da var. Yani 1.555 dolar, 1.300 dolara kiraya vermişiz. İş bonusu falan filan. Kenar mahallede bir yerleri kiraya verdiğim için de şu öğrenci bonus verecekti. Tüh veremedi. Neyse. Oğuz abim hoş geldin mi? Rüya neden mutsuz? Baba bunlar birbiriyle etkileşim kurduğu için mutsuzlar. Biz de aralarındaki etkileşim iyi. Şimdi evi kiraya verdiğim için kadının benimle arası iyi ama Meryem'le arası kötü. Ev arkadaşıyla arası kötü. Ve bunların daha 78 günlük kira kontratı var. İşte 2-3 kişiyi işin içerisine dahil ettiğinde bunların bu tarz sıkıntısı oluyor. Ya yani bunlar 2 kişi kalıyorlar bir evde. Evleri ben 2-3 kişilik yaptım böyle gözümü hırs bürüdü. Ama halbuki 2-3 kişi gereksizmiş abi. Çünkü bakın bir tane karavanı bir kişiye kiraya verdim. Bir kişiye kiraya verdiğim karavandan benim cebime kalan para 671 dolar. Allah bereket versin. Güzel para. 2 kişiye, 3 kişiye kiraya verdiğim yerden benim aldığım para 482 dolar. Yani adamları böyle bir yere doldurmak çok akıl kârı değilmiş. Ben onu anladım. Nasılsın Oğuz abim? Keyifler nasıl? Seviye ne işe yarıyor? Kral adamlar seviye aldıkça bak mesela Leyla seviye almış tamam mı? Leyla'nın seviye alması ne anlama geliyor? Bak burada seviyelerde gösteriyor. Fazladan sana kira veriyor, nakit bonus veriyor, mutluluğu artıyor. Yani bunların birbirlerine alıştıkça mutluluk oranı düşecek. Şey mutluluk oranı düşecek diyorum. Mutluluk oranı artacak, sorun çıkarma oranı düşecek. Seviye 5 olduğunda mesela fazladan kira için 150 dolar ödeyecek. Seneden seneye zam yapmak yerine şey yapabiliyorsun işte bu tarz seviye atlatarak kiracını memnun ederek falan daha fazla para kazanabiliyorsun. Valla güzel oldu sevgili arkadaşlar benim hoşuma gitti. Şimdi buradaki sevgili kütüphaneci arkadaş nelerden hoşlanır, nelerden hoşlanmaz? Onu bilmek lazım. Kibarlığı asla sevmez. Şekerlerden hoşlanıyor mesela. Şeker seviyor. Eve geldiğinde kiracıya böyle bir paket tatlı yaptırıp yollayalım. Ev sahibimle ev arkadaşım ortak oldu. Beni evden attırdı. Şimdi ev sahibi hain arkadaşımı da atmış. Benden özür diliyor çocuk. Attırma sebebi kira zammını reddetmem. Arkadaşıma ortak olursa ona zam yapmayacağını
Yeni gelecek kişiye yapacağını söylemiş. Şimdi çocuğu da atmış. Keyfim yerine geldi. Allah hepimizi merhametli, vicdanlı insanlarla karşılaştırsın sevgili Mehmet. Şimdi şöyle bir durum var. Sen kiracı olarak, ki ben de kirada yaşıyorum. Sen kiracı olarak ev sahibinin mülküne ortak değilsin. Adam ister istemez zam yapacak tabii ki. Sen ev sahibinin malına ortakçı değilsin. Ev sahibi de senin sahibin değil. Hani köle değilsin. Diyorum ya, yaradan hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Şimdi sana yiyecek pasta göndereyim sana, gel. Noel Baba başarı mı gelecek? Bir artı bir daireye iki kişi kalıyoruz. 8 ödüyorduk toplam. Şimdi gelmiş 15 yapalım diyor. Oo, kişi başı 4.000'den 7.5'a. Kankam öyle artışlar oluyor ki. Şu hediyesini verin canım kütüphanecinin. Alo. Aha. Hediye geldi, pasta. Bugün doğum günün mü? Hayır, değil. Çok kibarsın. Gerçi kibarlık sevmem diyordu ama olsun olsun. Hediye iyidir abi. Hediye iyidir. Aha bak, seviye aldı. 100 dolar nakit ödülü. Allah bereket versin. Sonra kiracının aylık kirası artacak falan filan böyle. Evet sevgili dostlar, bu bölümde de görevi tamamlayamadık ama artık dördüncü bir mülke sahibiz. Evin içerisinde bu kenar mahalle bölgesinde 4 tane evimiz var. Bu 4 evimizde kiracılarımız var. Ve sanırım toplamda 3 oradan, 2 oradan, 2 oradan 7 tane kiracımız var 4 evde. Bazı yerde şey yapıyoruz. Adamları fazla fazla oturtuyoruz. Bunların birbirlerini yemeden bizde kalmalarını sağlamaya çalışacağım elimden geldiğince. Kira zamlarını da böyle bir hafif hafif arttıra arttıra ilerleriz. Daha mesela kontrata en yakın olanın 41 günlük süresi var. Yeni ev almak için para biriktirebiliriz ama evler sevgili dostlar gerçekten pahalı. Yani mesela 85 bin dolara 3 odalı bir daire var ama bunu alabilmek için gerekli param yok. Parayı aldın diyelim, evin içini dizebilecek paran yok. Sahip olduğun evini satılığa çıkarabiliyorsun. Kiracı ile beraber satılığa çıkıyor mu bilmiyorum ama mesela şu 3 kişinin bulunduğu yeri satıp böyle daha iyi bir yer almaya çalışabilirim. 6 tane daire alabiliyorum. Şu anlık 4'ünü aldım sadece. İşte para kasa kasa ilerleyeceğiz. The Tenant'ta bana vakit ayırıp izleyen herkese çok çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar diyelim efendim. Esenlikle kalın. Bay bay.